Maddenin halleri ve faz değişimi ile ilgili bir problem daha çözelim. Yine suyla başlayalım. Örneğin 500 gram suyumuz olsun. Evet elimizde 500 gram sıvı halde su var. Sıcaklığı ise 60 santigrat derece olsun. Hedefimiz bunu 0 santigrat dereceye düşürmek. Ve bunu da 500 gramlık suyumuzun içine buz koyarak yapacağız. Evdeki buzdolabından çıkan buzların sıcaklığı eksi 10 santigrat derece. Sorumuz şu. Suyun derecesini 60 santigrat dereceden 0 santigrat dereceye düşürmek için tam olarak ne kadar buza ihtiyacımız var? Yani hedefimize ulaşmak için bize kaç gram buz lazım onu bulacağız. Buzu buzluktan çıkarıp bekletmeden cup diye suyun içine atacağım. Ne kadar buz bu 500 gramlık suyu 0 dereceye düşürür? Bakın olay şu, burada bir kasemiz olsun. Bir kase çizelim. Bu bir kase. İçinde 60 derecedeki suyumuz var ve birden içine büyük bir parça buz bırakacağım. Ne olacağına bakalım. Suyun sıcaklığı buza geçecek öyle değil mi? Buz suyun sıcaklığını soğuracak, emecek. Suyun sıcaklığını 60 dereceden 0 dereceye düşürmek için dışarıya ısı aktarması lazım. Şimdi bu ısının ne kadar olduğunu bulacağız. Öncelikle su tarafından dışarıya aktarılan her şey aslında buz tarafından tutulur ve buz 0 derecenin üzerine çıkamaz. O halde bu kadar sıcaklığı soğurabilecek miktardaki buz eksi 10 dereceden sıfıra geçer ve bu enerji buzu biraz eritir. Ancak yeterli buzumuz olmazsa buz o sıcaklığın üzerine çıkar ve daha çok ısınır. Bakalım bunu nasıl çözeceğiz? Evet, 500 gram sudan ne kadar enerjiyi çıkarmalıyız? Bu enerji 0 derecelik suyu 60 dereceye çıkarmak için gerekli olanla aynı miktar. Yani 60 derecelik bir değişimden söz ediyoruz. O zaman enerji ya da suyun dışarı verdiği ısı, suyun özgül ısısıyla bağlantılıdır. Önceki videolardan hatırlayalım. Suyun özgül ısısı 4,178 J bölü gram Kelvin demiştik. Buraya da yazalım. 4,178 J bölü gram Kelvin. Bunu soğutmak istediğimiz miktardaki dışarıya ısı veren suyla çarpıyoruz bu miktarın 500 gram olduğunu biliyoruz ve bunları sıcaklık farkıyla çarpıyoruz. Bir detayı açıklayalım. Bu özgür ısıyı kullandık çünkü suyun sıvı haliyle uğraşıyoruz. 60 dereceden 0 dereceye düşen suyla uğraşıyoruz. Ve son olarak bunları sıcaklık farkı ile çarpıyoruz. Sıcaklık farkı 60 derece, o yüzden çarpı 60 derece diyoruz. Bakalım bu sıcaklık ne kadarmış? 4,178 çarpı 500 çarpı 60 derece sıcaklık farkı. Bu 60 derecelik fark kelvin ya da santigrat olabilir, fark etmez. Kelvin'le de santigratla da işlem yaparsak gerçek fark aynı çıkacaktır ve sonuç 125.340. 60 derecedeki su 0 dereceye düşmek için bu kadar sıcaklık dışarı vermeli. Ya da 0 derecedeki su 60 dereceye çıkmak için bu kadar ısı almalı. Yani buzumuz 0 derecenin üzerine çıkmadan bu kadar enerji soğurmuştur. Peki buz ne kadar enerji soğurabilir? Bir değer belirleyelim. Sorumuz ne kadar buz? Değer belirleyelim buna mesela B diyelim ya da en iyisi X diyelim x her zaman bilinmeyen değer için kullanılır. Evet, elimizde x gram buz var ve eksi 10 santigrat dereceye de başlıyoruz. Peki, x gram buz eksi 10 dereceden 0 santigrat dereceye geçerken ne kadar enerji soğurur? Eksi 10 santigrat dereceden 0 dereceye gitmek için buz tarafından soğurulan ısı yine buzun özgül ısısıyla bağlantılıdır. Buzun özgül ısısı 2,05 J bölü gram Kelvin'dir. Özgül ısı çarpı buzun miktarı. Bulmaya çalıştığımız değer bu. Çarpı x. Ve çarpı sıcaklıktaki değişim. Bu 10 santigratlık bir değişim. Aynı zamanda 10 kelvinlik bir değişime eşittir. O yüzden buraya sadece 10 derece yazıyoruz. Aslında buraya kelvin de yazabilirim. Çünkü özgül ısının birimlerini yazdım ve paydada da kelvin var. Santigrat da olabilirdi ama kelvin olursa birbirlerini götürürler. Ve burası tabii ki x gram olacak gramlar da birbirini götürür. O halde eksi 10 dereceden 0 dereceye çıkmak için soğurulan enerji yani ısı 2,05 çarpı 10'dur. Yani 20,5. 20,5 çarpı Joule. Bu eksi 10 dereceden 0 dereceye gitmek için gerekli olan enerji. Ve 0 derecede buz eridikçe sıcaklığın artmasından öncekine göre daha fazla enerji soğurur. Çizdiğimiz faz diyagramını hatırlayalım. Buz önce biraz enerji toplar. Sonra eridikçe grafik düzleşir. Bağlar hidrojen bağları kaymaya başlar ve kristal yapısı bozulur. Bu kadar enerji buz tarafından soğurulur. Bunu da başka bir renkle yazalım. 0 derecedeki buz 0 derecedeki suya dönüşür. Burada soğurulan ısı buzun ergeme ısısı yani erime ısısıdır. Bu da 333 J bölü grama eşit. Soğurulan ısı 333,55 Jül bölü gram çarpı elimizdeki miktar yani x gram. Bunlar birbirine götürecek. Sonuç olarak buz 0 derecede buzdan 0 derecede suya dönüşürken 333,55 Jül soğurur. Ya da 333,55 x Jül. Buraya x koyalım bu önemli bir nokta. O halde buzun 0 derecenin üzerine çıkmadan soğurabileceği toplam ısı bu kadardır. Eğer sıfır derecedeki bu suya ısı vermeye devam ederseniz su ısınmaya başlar. Bu sıfır derecenin üzerine çıktığı an artık suyu 0 dereceye düşüremez. O halde buz, yani bu sıcaklıktaki su 0 derecenin üzerine çıkmamalı. Peki buzumuz toplamda ne kadar ısı soğurabilir? Buzun soğurduğu ısı eksi 10 dereceden 0 dereceye çıkmak için soğurduğu ısıya eşittir ve bu da 20,5'tir. Burada x buzun gramajını gösteriyor. Artı 0 derece buzdan 0 derece suya geçerken soğurulan ısı miktarı. Yani 333,55 x. Tabii bunların birimi jül. Bu toplam buzun 0 derecenin üzerine çıkmadan soğurduğu toplam enerji miktarı. Peki gerçekte ne kadar enerji soğurur? Önce suyun dışarı verdiği 125.340 jül enerjiyi soğurur. Bu suyu 0 dereceye düşürmek için sudan çektiğimiz enerji miktarı. O zaman buzun soğuduğu enerji 125.340 olmalı. Yani bu denklem 125.340 joule eşit olmalı. Burada biraz hesaplama yapmamız gerekiyor. Bu ikisini toplamalıyız. 20,5x artı 333,55 eşittir 354,05x. Doğru mu? Evet. 350. 20 daha 350 eder. Burada 4 ve 0,5'imiz de var. 354,05 x eder ve bu da sudan dışarı çıkan enerji miktarına eşit olacaktır. Her iki tarafı da bölersek 125.340 bölü 354,05'e eşit olur. Bu işlem için hesap makinesi kullanmalıyım ve hesap makinesi bu tarafından soğurulan enerji 125.340 bölü 354,05. 354 gramdır dedi. Yani yaklaşık olarak. Biraz küsuratı var. Aslında biraz daha titiz çalışıp buz'u 355 gram olarak hesaplayabiliriz. Çünkü suyun gerçekten soğutulmasını istiyorum. O zaman cevap x eşittir 354,02 olur. İşte bu çok enteresan. 500 gram sıvım var ve tuhaf bir öngörüyle bu suyu 0 dereceye düşürmek için tonlarca buza ihtiyacımız olduğunu söyledim. Ancak sonuçta tam gramajı neydi? Suyumuz 500 gramdı yani yarım kilo ve buz miktarı 354 gram çıktı. Sonuçta sudan daha az miktarda buza ihtiyacımız olduğu çıktı. İşte bu çok ilginç çünkü buz o kadar da büyük bir sıcaklık değişimi geçirmiyor. Bu buz sadece eksi 10 dereceden 0 dereceye çıkıyor suysa 60 dereceden 0 dereceye uzun bir aralığı kat ederek inmişti. Peki bu nasıl oluyor? Bunun sebebi buz erirken potansiyel enerji halinde çok fazla enerji soğurmasıdır. Buzun soğurduğu enerjinin çoğu burada gördüğümüz gibi eriyenden çıkan ısıdan kaynaklanır. 0 derecede bir buzunuz olsa sadece eriyerek bile çok fazla enerji soğurur. Sıcaklığını değiştirmenize gerek bile kalmaz. Neyse bu anlattıklarım umarım işinize yarar.